Ben Cavit Acar. 17 yaşındayım. Kızılcahamamlıyım. Güreş hayatıma Kızılcahamam Belediye Spor Kulübü'nde devam ediyorum. Hocalarım Halil Yılmaz. Kızılcahamam Belediye Spor Kulübü'nde güreş yapıyorum ve spora arkadaşlarım dahilinde güreşe başladım. 2017 yılında Bulgaristan Atina kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldum. Yani bu serüvende bana yardım eden hocalarım vardı. Sakatlık geçirdim maçta. İkinci tur. Ondan sonra devam ettik. Yenildim maalesef sakatlıktan dolayı. Ondan sonra rakibim finale çıkarak ben röportaj yapma hakkı kazandım. Röportajı yenerek Kırgız rakibimle 3-5 maçı yaptım ve onu yenerek dünya üçüncüsü oldum. Bu serüvende herkes yardım etti bana. Arkadaşlarım, takım arkadaşlarım, bana antrenman veren hocalarım, milli takım hocalarım vardı. Aileme çok teşekkür ederim. Hedeflerim 2020 yılında Allah'ın izniyle olimpiyatlarda madalya alabilmek, ilçemize ve ülkemize bu sevinci yaşatabilmek. Ya boş zamanlarımda genellikle antrenman yapıyorum. Yani hocalarımla genellikle öyle geçiyor. Halil Yılmaz, Kızılcahamam Belediyesi güreş antrenörüyüm. Yıldız Milli Takımında da görevlerim oldu. Cavit Acar'la birlikte Yunanistan'daki maçlara biz de katıldık. Cavit orada Kızılcahamam Belediyesi'ni, Kızılcahamam'ı, takımını, milli takımı en üst düzeyde temsil etti. Dünya üçüncüsü oldu. O anı, o heyecanı biz de yaşadık. Çünkü ciddi bir sakatlık geçirdi. O sakatlığa rağmen mücadelesine devam etti ve ülkemize madalya kazandırdı. Gurur duyduk, onur duyduk. O an çok güzeldi. Yani ben dahi o maça devam edeceğine pek inancım kalmamıştı. Ama hocam ben devam edeceğim dedi. O zaman biz de dedik artık bundan sonra kolun kopsa da bu maçı çıkar, bu maçları kazan dedik. O da en üst düzeyde müsabakalarını gerçekleştirdi ve ülkemize madalyasını kazandırdı. Cavit çok çalışkan, disiplinli bir sporcu. Bu güreş hayatına da 8 sene oldu. Hedefleri çok büyük, inancı çok büyük. İnşallah biz de hocaları olarak onu 2020-2024 olimpiyatlarına hazırlamak düşüncesindeyiz. Yani Kızılcahamam da güreş için çok önemli bir potansiyel içeriyor. 100'e yakın güreşçimiz altyapıda faaliyet gösteriyor. Biz buradan yeri gelmişle de federasyon yetkililerimize, bakanlığımıza Kızılcahamam'ın bu potansiyelini görmesini ve buraya gereken desteği vermesini bekliyoruz. Belediye başkanımızdan, diğer birimlerden sağ olsun destekleri oluyor herkes. Ama profesyonel manada Kızılcahamam'a tesisler yapıldığı zaman buradan olimpiyata çok sporcular gideceğine inancımız tam. Bu başarıda emeğe geçen takım arkadaşlarına, hocalarıma ve bütün Kızılcahamam halkına dualarıyla bizi yalnız bırakmayan Kızılcahamam halkına, milli takım hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Federasyon başkanımıza, spor bakanımıza teşekkür ediyoruz. Daha nice başarılar gelecek inşallah.